Herkese merhabalar. Ben diyetisyen diyetisyenlerinden Sena Sarıkaya. Siz de profesyonel destek alarak benimle beraber zayıflamak isterseniz aşağıdaki 30 soruluk değerlendirme formumuzu doldurarak haftanın her günü WhatsApp'tan iletişim halinde kaldığımız diyet programımıza katılabilirsiniz. Sizlere bugün anlatmak istediğim konu günlük ne kadar protein alınmalı, vücudumuzun buna günlük olarak ihtiyacı ne kadar bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok az miktarda besin protein kadar önemlidir. Diyetinizle yeteri kadar almazsanız sağlığınız ve vücut kompozisyonunuz bozulabilir ve hastalıklar baş göstermeye başlayabilir. Bununla birlikte insanların gerçekten ne kadar proteine ihtiyaç duyduğu konusunda çok farklı görüşler var. Yapılan birçok araştırma bir birey için doğru miktarda proteinin aktivite düzeyi, yaşı, kas kütlesi, fiziksel hareketleri ve mevcut sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Proteinler vücudumuzun ana yapı taşlarıdır. Kasları, tendonları, organları ve cildi, ayrıca enzimleri, hormonları, nörotransmitterleri ve birçok önemli fonksiyona hizmet eden çeşitli küçük molekülleri oluştururlar. Proteinler bir ip üzerinde boncuklar halinde birbirine bağlanan amino asitler olarak adlandırılan daha küçük moleküllerden oluşur. Bu bağlantılı amino asitler daha sonra uzun protein zincirlerini oluşturmakta, bunlar da karmaşık şekillere katlanmaktadır. Bu amino asitlerin bir kısmı vücudumuz tarafından üretilirken diğerleri de yediğimiz besinlerden elde edilir. Besinler ile almamız gereken amino asitler esansiyel amino asitler olarak adlandırılır. Protein sadece miktar değil aynı zamanda kalite ile ilgilidir. Genel olarak hayvansal proteinler tüm gerekli amino asitleri tam olarak doğru oranda sağlar. Bu hayvan dokuları kendi dokularımıza benzediği için mantıklıdır. Her gün et, balık, tavuk veya süt gibi hayvansal ürünler yiyorsanız muhtemelen oldukça iyi kalitede protein tüketiyorsunuz demektir. Ancak hayvansal gıdalar yemiyorsanız vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm protein ve esansiyel amino asitleri almak biraz daha zorlayıcıdır. Bu durumda yüksek protein içeren gıdalar işinize yarayabilir. Çok az insan gerçekten protein takviyesine ihtiyaç duyar. Protein takviyesi ancak sporcular ve vücut geliştiriciler için yararlı olabilir. Protein, kilo vermek söz konusu olduğunda son derece önemli bir konudur. Bildiğiniz gibi kilo vermek için yaktığınızdan daha az kalori almanız gerekir. Protein alımının metabolizma hızını bir miktar arttırıp sizi daha uzun süre tok tuttuğunu, böylece almanız gereken kalori sayısını azalttığınızı iyi bilmelisiniz. Toplam günlük almanız gereken kalori miktarının yaklaşık %25-30'unu protein ile karşılayabilirsiniz. Yine de proteinin kilo kaybına en önemli katkısı iştahı azaltma ve tokluk süresini uzatma ile kalori alımını kendiliğinden azalmaya neden olma yeteneğidir. Protein hem yağ hem de karbonhidrattan daha iyi hissetmenizi sağlar. Yüksek protein alımı aynı zamanda kas kütlesinin korunmasına da katkıda bulunur ve kas kütlesinin yaktığı kalori size kilo verirken destek olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.